Dinleyicimiz dedi ki itikadı bozuk olan akrabalar. Sadece itikadı bozuk mu? Öyle akraba var, ateisttir. Din düşmanıdır hatta. Onun için kitaplarda mesela akrabayı ziyaret. Sıla-i Rahim. O fıkıh kitaplarında açıklanmış. Salih olan akraba buyuruyor. Salih olan akraba. Yoksa akrebi ziyaret et denmiyor. Akrabayı deniyor. Ya ona ne demek o, şimdi siz yeni bir şey çıkardınız falan filan da. Ebu Leheb de Peygamber Efendimiz'in özbeöz amcası. Özbeöz amcası. Ama onunla münasebeti yoktu. Şimdi kitaplarda yazılan bir şey var. Onlar açıklanmış. Bir de tatbikatlar var. Ona iyi bakmak lazım. Akrabadır mesela. Amcandır. Din düşmanıdır mesela. Evine gittiğin zaman başlıyor aynı şekilde yapmaya. Yok. Ha çok muhtaçtır yemeğe içmeye falan. Yeme içmeye yardım edersin. Çünkü o konuda kafire de yardım edilir. Kafire de yardım edilir. Yeme de içme de muhtaç olmuştur, ona yardım edilir. Hayvanlara bile edilir. Bakılır edilir. Peki bu kayınpeder kayınvalidesi relax durulur. Ya, relax özür dilerim. Arada mesafeli. Rolant'ta tutulur o. Mesafeli tutulur iş. Dolayısıyla dini konulara girilmez. Resmi olur. Mesafeli olur. Adam dinin şey. O konulara girilmez. O konulara girilmez. Ve ziyaret de sık sık olmaz. Ha çok muhtaç oldu, şey yapıldı falan. Yedirsin içirsin. Tamam. Güle güle o konulara da getirmezsin. Amcamdır, dayındır falan. Yani dinleyicimizi tebrik ederim. Hani dedi, şimdi öyle bir duruma gelmişiz ki altyapı göçtüğü için adam ateist mesela, dine sövüyor. Canım bizim amca oğlu işte, ne yapalım falan filan. Akraba. Ya o akraba de, din düşmanı adam. Eshab-ı Kiram Bedir'de baba oğul karşı karşıya geldiler. Baba oğul karşı karşıya geldiler. Yani orada akrabayı da aynı şekilde seçmeli. Mesela toplanıyorsun, ediyorsun falan ama bakıyorsun adam gittiğin zaman dine sövüyor. Ehl-i Sünnet alimlerine, Evliya-i Kiram'a sövüyor. Git ne? Çağır da, çağırsa çağırsın canım. Tavrını koy bir. Net bir şekilde. Efendim hatırı var. Allah-u Teala'nın hatırı. Allah-u Teala'nın sevdiklerinin hatırı nerede kaldı? Olur mu öyle şey?